sevgili izleyenler, ART ekranlarında günün ikinci karşılaşmasında sizlerle birlikteyiz. İzmir Karşıyaka İzka İnşaat'la Ankara Karayolları takımları mücadele edecekler. İlk karşılaşma olduğu gibi bu karşılaşmada Sayın Kazım Tokat'la birlikteyiz. Eski DS Bend Spor antrenörü ve 35 yıllık antrenör. Hoş geldiniz diyorum hocam. Hoş tekrar. Bulduk, kolay bugününüzü gelsin. Bize ayırdınız. Seyircilerimize de, voleybol severlere de 3 gün boyunca değerli yorumlarınıza katkı sağlayacaksınız. Ben şimdiden teşekkür ediyorum sizlere. Sevgili izleyenler, evet, karşılaşmaya dönüyoruz. Ve karşılaşmanın baş hakemi Serdar Nişancıoğlu, yardımcısı Mustafa Çoban, yazı hakemi Habib Durgut, skor hakemi Sevgi Bambul, çizgi hakemleri Sabriye Çolpan, Engin Duman, Garip Taşar, Adliye Yıldız, gözlemci Ersin Özen. Evet, karşılaşmanın baş hakemi Serdar Nişancıoğlu, yardımcısı Mustafa Çoban. Bu hatırlatmaları yaptık. İzmir Karşıyaka birinci gruptan geldi sevgili izleyenler. Düzeltiyorum, ikinci grupta İstanbul grubundan. Ve Ankara Karayolları takımı ise Bursa'da oynanan karşılaşmalar neticesinde Sarıyer Belediyesi ile birlikte finallerde mücadele etme hakkı kazandılar. Evet, 3 gün boyunca devam edecek Eskişehir Anadolu Üniversitesi 2 Eylül Kampüsü Besyo Spor Salonu'nda oynanacak karşılaşmalar. Hem saatleri vereceğiz. Ayrıca yarından itibaren Teledünya Türkiye Kupası Erkekler final karşılaşmaları oynanacak. Zaman zaman yine Kazım Hocam'la bu bilgileri sizlerle birlikte paylaşacağız. Voleybol severleri Eskişehir Anadolu Üniversitesi 2 Eylül Kampüsü Besyo Spor Salonu'na bekliyoruz bu karşılaşmalarda. Evet, hemen Karayolları'nın ilk altısına bir bakalım sevgili izleyenler. Karayolları ilk altısında Jenya Alpaslan, Beril Bayraktaroğlu, Fatma Çimen, Esra Sarıyıldız, Bilge Güler, Meral Göktürk şeklinde ilk altısıyla mücadele edecek. Kulüp Başkanı Mehmet Peker, Karayolları Genel Müdür Yardımcısı, Şube Sorumlusu Yavuz Aydın, Ömer Erdem, Antrenör Özkan Gönül Açar, Yardımcısı Gökhan Hayat ve Onursal Başkanı Karayolları Genel Müdürü Cahit Turhan. Bu bilgileri sizlere paylaştırdık. İzmir Karşıyaka İSKA İnşaat'a geçiyoruz. İlk altısına bakıyoruz. Olga Andreşenko, Hazal Selin Uygur, Serpil Dönmez, Bahar Bakırcıoğlu, Nihal Yeşil, Dilara Bilge şeklinde mücadele edecek kulüp başkanı Hüseyin Çalışkan ve şube sorumlusu Şeref Tufan Yazıcı, antrenör İsmail Yengil ve yardımcı antrenör Cihan Çintay şeklinde kadroları da bu şekilde. Ve liberosu İzmir Karşıyaka İSKA İnşaat'ın Şükran Akar, diğer tarafta Ankara Karayolları'nın ise Gülçin Çavga. İlk altıları da sizlere başladık, hatırlattık ve iki takıma da finalin ilk gününde, ikinci karşılaşmada başarılar diliyoruz. İlk maç heyecanlı geçti Kazım Hocam. İkinci maçta tekrar birlikteyiz. Evet, bu maçta çok iyi bir maç olacağını düşünüyorum. Karşıyaka yine deneyimli bir kulüp. Ankara Karayolları da daha genç bir ekip. Ama ikisi de birinciye çıkmak için buralara kadar geldiler. Ve iyi bir müsabaka olacağını düşünüyorum. İlk sayı 1-0'lık üstünlüğü var İzmir Karşıyaka'nın. Ankara Karayolları karşısında servisi 2 numaralı Olga Andreşenko kullandı şu anda. Ukraynalı oyuncuları 2 numaradan yaptı. Hücumda İzmir Karşıyaka cevap veriyor bu hücuma. Bloktan dönen top, dublajda başarı var Bahar. Ve top dışarı gidiyor. Birbirlik eşitlik geliyor karşılaşmaya. Şu anda birbirlik eşitlik var. Ankara Karayolları servisi kullanacak. Fatma Çimen, 1991 doğumlu, 1.84 boyunda Fatma. Servisi Fatma Çimen'le kullanıyor Ankara Karayolları takımı. Servis kullanıldı. Etkili bir servis geldi. Serpil'in pası. Bahar vuruyor. Bloktan sekiyor ve dışarı gidiyor top. Daha sonra Ankara Karayolları takımında Beril Bayraktaroğlu'nun çabası var ama topu oyunda tutmaya yetmiyor. Mücadelenin ilk setinde İzmir Karşıyaka İSKA İnşaat'ın 2-1'lik üstünlüğü var Ankara Karayolları karşısında. Servisi 9 numaralı Nihal Yeşil kullandı, 1990 doğumlu oyuncu. Bilge'nin pası, karşı alana gönderilen top dönmedi. Jenya Alpaslan, Belaruslu oyuncu, 1981 doğumlu, aynı zamanda Türk vatandaşı. Servisi Bilge Güler, takımın pasörü, Çanakkale Belediyespor'dan transferi Ankara Karayolları'nın. Bu arada servis hatası, top dışarı gidiyor. Evet, zaman zaman bilgiler vereceğiz dedik. Voleybol heyecanı özellikle Eskişehir'de. Eskişehir'in zaten kendine has bir voleybol kültürü var Kazım Hocam. Siz de işte 35 yıldır, yani büyük bir, neredeyse yarım asırın tamamlayacak şekilde bir hizmet etmişliğiniz var. Böylesine tamamlama yolunda da mücadelenizi sürdürüyorsunuz. Bilginizle, deneyiminizle, tecrübenizle.
Bu devam edecek. Bu heyecanla da 3 gün beraberiz sizlerle. Tabii. Eskişehir voleybolu gerçekten Türk voleyboluna birçok oyuncular kazandırdı. Bunlardan önemlileri işte Neslihan Darnel. O da Eskişehir'de DSD voleybola başlamış bir oyuncu. Çok eskilerden İbrahim Çelik var. Erkan Toğan var. Meryem Boz var. Yani Şevki var. Şu anda 30'a yakın birinci ligde ve milli takımlarda mücadele eden Eskişehir kökenli oyuncularımız var. Bu arada tabii ki hemen yayınımızın başında şunu da hatırlatalım. ART ekranlarında Aroma 2. Ligi ve 1. Lige yükselecek olan final etabı bayanlarda devam edecek 3 gün boyunca. Yarından itibaren başlayacak olan Tele Dünya Türkiye Kupası erkeklerde final etabı var. Galatasaray takımıyla tabii ki Fenerbahçe ile birlikte aynı zamanda Halk Bankası Galatasaray'da yine Türkiye Kupası'nda Ziraat Bankası ile karşı karşıya gelecek. Ve 2 gün boyunca devam edecek. Biz buradan voleybol severleri Eskişehir Anadolu Üniversitesi'nde bünyesindeki 2 Eylül kampüsü Besyo Spor Salonu'na bekliyoruz. Mutlaka. Şu anda yeteri kadar duyuru yapılmadı ya da voleybolcu, voleybol izleyenler ulaşmadı zannederim. Eskişehirli voleybol severleri bu güzelim salona, Besyo'nun Eskişehir'in bu güzelim salonuna bu güzel voleybolcuları izlemek için cumartesi, pazar mutlaka bekliyoruz. Bu arada tabii ki Aroma 2. Ligi bayanlardaki heyecan da ilk karşılığı birlikte kendini gösterdi. Gerçekten televizyonları başında da izleyenler de heyecanlı, tempolu bir karşılaşma izlediler. Günün ikinci maçı da aynı şekilde başladı. Şu anda 5-4 İzmir Karşıyaka İSKA'nın üstünlüğü var. Evet, ilk maça göre iki takım da denk başladı. İki takım da iyi mücadele ediyor. Bu müsabakanın da çok iyi oynanacağını, oyuncuların çok mücadele edeceğini ve bizlere güzel bir seyir izleteceğini düşünüyorum. Karşıyaka takımında Bahar Bakırcıoğlu servisi kullanıyor. Bahar 1982 doğumlu, 1.82 boyunda. Etkili servis geldi Bahar'dan. Arka alanda topu karşılamada sıkıntı yaşadı manşet alırken. Ankara Karayolları takımı 7-4 yaptı ve farkı 3 sayıya kadar çıkardı Karşıyaka. Karşıyaka'da yılların birincilik deneyim ve tecrübesine sahip bir ekip Bahar'la servis kullanıyor. Şu anda servis atan Bahar da eski adı ikinci. O da Eskişehir DSD'de voleybola başlamış ve buradan Yeşilyurt'a transfer olmuş. Bir bizim eski oyuncumuz. Şimdi de Karşıyaka'da formasını giyiyor. Evet, çok mutlu oluyoruz. Servis kullanıldıktan sonra hücum şantı, Arkofu'da etkili hücum var. 12 numaralı oyuncuları Dilara Bilge 1990 doğumlu ve böylelikle 8-5 3 sayı farklı karşılaşmanın birinci setinde birinci teknik molaya önde girmeyi başardı. Baktığımızda her iki takıma Ankara Karayolları, biraz önce Bursa Büyükşehir Belediye'de olduğu gibi genç ve ilerisi için ümit vadeden oyunculardan kurulu. Zaten Ankara Karayolları'nın bir misyonu var. İkincilikte voleybolcu yetiştiren ender kulüplerimizden biri, bunu da başarıyla devam ettiren kulüplerin de başında geliyor. Diğer tarafta İzmir Karşıyaka birincilik deneyim ve tecrübesine sahip. Keza yine şu anda mücadele ederken de aynı ölçüde bir deneyim ve tecrübeye sahip voleybolculardan kurulu bir ekip şuraya kadar rahat bir mücadeleyle getirdi. Final etabında da sizin de daha önce söylediğiniz gibi favori takımlar arasında gösterilen ekiplerin başında geliyor. Dediğiniz doğru. İzmir bayan voleybol dediğiniz zaman Karşıyaka yıllardan beri buna mücadele eden, işte erkek voleybol Arkas. İzmir gerçekten voleybol açısından voleybola hizmet eden, çok voleybol yetiştiren, takım başında da çok deneyimli bir hocamız var. İsmail hocamız, o da yıllarca milli takımlarda görev yaptı. Takımı deneyimli bir takım, iyi bir takım. Karşı tarafta sizin dediğiniz gibi Karayolları genç bir ekip. Orada da çok genç bir antrenör Özkan hocamız var. O da hırslı, mücadeleyi seven bir arkadaşımız. Karayolları'nda bir tek bir numara takım kaptanları Jenya, yaşlı, diğer oyunculara göre daha büyük, deneyimli bir oyuncu. Ama diğer oyuncuların çoğu hemen hemen genç oyuncular. Dediğiniz gibi İzmir Karşıyaka'da Olga Andreyshenko, Ukraynalı oyuncu, 1979 doğumlu. Diğer tarafta Serpil Dönmez, 7 numara, 1979 doğumlu. Ve İzmir Karşıyaka'nın da karşısında oynayan Ankara Karayolları'nda Jenya Alpaslan, 1981 doğumlu. En deneyimli, tecrübeli voleybolcu olarak gözüküyor. Sizin de tespit ettiğiniz gibi. 8-7 bir anda farkı bir sayıya kadar indirdi. Biz bu değerlendirmeleri, bilgilendirmeyi voleybol severlerle paylaşırken Ankara Karayolları farkı bile indirdi. Bahar karşıladı servisi.
Bile üzerindeki mücadelede top oyunda. Arka ortadan Jenya karşı alana gönderdi. Bahar karşılıyor. Serpil'in pası arka ortadan bir kez daha Dilara'ya yüklendi. Ve böylelikle şu anda farkı 2 sayıya kadar çıkardı. 9-7 oluyor. Şu anda 2 sayı farklı önde. İzmir Karşıyaka, Ankara Karayolları karşısında. Servis kullanıldı. Jenya karşılıyor. Protokol tribününde yine Türkiye Voleybol Federasyonu Başkanı Erol Ünal Karabıyık yerini aldı. Merkez Hakem Kurulu Başkanı Sayın Aydın Öztürk ile birlikte diğer yönetim kurulu üyeleri de var. Yine hem Tele Dünya Türkiye Kupası maçları var, hem Aroma 2. Liginde bayanlarda final etabı var. Gerçekten voleybol heyecanı Eskişehir'i sarmış durumda. Evet, bakın şu anda çok iki tane çok güzel hareket oldu. Karayolları iki tane çok iyi defans yaptı. Kutlamak lazım. Maçın başı olmasına rağmen iki takım da çok iyi oynuyor. Bu arada bu hücumdan sonuç alamadı. Topu dışarı gönderdi Karşıyaka takımı ve böylelikle bir kez daha farkı bire indirdi. Biraz önce de söyledik. Türkiye Voleybol Federasyonu Başkanı Sayın Erol Ünal Karabıyık bu karşılaşmayı da izlemek üzere protokoldeki yeri, tribündeki yerini aldı. Ve 9-8 fark bir sayıya indi. Servisi Ankara Karayolları takımı kullanıyor. Esra Sarı Yıldız kullandı servisi. Serpil Dilara vuruyor. Arka alanda karşılıyor Gülçin'le. Bloğun arkasına atılan top son anda Şükran'dan müdahale geldi. Dilara vuruyor. Bu top çıkmadı. Dilara boyunun da avantajını iyi değerlendirdi. Sıçramamasına rağmen smaç plasesi etkili oldu. Çok akıllı bir hücum yaptı. Boş alanı gördü ve oraya akıllı bir hücum yaptı. Ve böylelikle takımına 10. sayıyı kazandırdı. Farkı 2 sayıya çıkardı. Bu arada Olga'nın servis hatası. Böylelikle fark bir kez daha bire iniyor. 10'a 9 oldu. Karşıyaka bir sayı farklı önde Ankara Karayolları karşısında. Servisi Karayolları Fatma ile kullandı. Şükran, Serpil'in pası. 4 numarada Bahar var. Bu arada çift pas hatası. Serpil'in topla oynarken hata yaptığını belirliyor. Başhakem Serdar Nişancıoğlu. 10'a 10. Müthiş bir mücadele. İkinci maçta da kendini gösteriyor. Ankara Karayolları eşitliği sağladı. Bahar vuruyor. Block out. İkili bloktan dışarı gidiyor top. 11-10. Karşıyaka bir kez daha öne geçiyor. Bu arada tribünlerde Karşıyakalı seyircilerin çoğunluğu gözüküyor. Eskişehir'de de gerçekten çok sayıda Karşıyakalı İzmirli taraftarlar var. Evet. Block out. Burada Jenya'nın smacında top bloktan dışarı gidiyor. Belaruslu oyuncu 11-11 oldu. Skora bir kez daha denge geldi. Hemen Karşıyakalı taraftarları hakkını vermek lazım. İstanbul'daki yarı final etabında da takımlarını yalnız bırakmadılar. Evet. 50. voleybol salonunda. Arise'den izlemiştik. Burada da yalnız bırakmıyorlar. Arkadaşlarımız da bir kez daha ekranlara getirdi. Serpil Bahar vuruyor. Bloktan dışarı gidiyor top. Bu arada Gülçin büyük bir çaba sarf etti fakat topa yetişme şansı bulamadı Gülçin Çavga. 12-11 İzmir Karşıyaka bir kez daha öne geçiyor. Şu anda iki takım da birbirini kontrol ederek oynuyorlar. Bir üstünlük sağlamış değiller. Evet bakın Jenya burada ağırlığını koydu. Deneyim ve tecrübesi de var özellikle 2 numaradan yaptığı hücumda. Takımın 12. sayıyı kazandırarak skora eşitlik getirdi. Evet, fizik üstünlüğü var. Gerçekten çok uzun bir oyuncu. 12-12 şu anda. 1.97 boyu var. 1981 doğumlu. Oyun alanı içerisindeki en uzun boylu oyuncu İzmir Karşıyaka'daki Dilara ile birlikte. Dilara da 1.92 boyunda. Evet. Gerçekten bakalım o fiziksel üstünlüklerini maça, skora nasıl yansıtacaklar onu hep birlikte göreceğiz. 13-12 İzmir Karşıyaka şu anda bir sayı farklı önde. Bahar kullandı. Etkili bir servis geldi Bahar'dan. Bilge'nin pası bloktan sekiyor. Arkalanda Bahar Bakırcıoğlu karşıladı. Serpil içeriye doğru yöneldi biraz daha Olga. İstediği gibi kullanamadı bu hücumu Karşıyaka. Ardından 2 numaradan etkili hücum geldi. Ankara Karayolları'nda Beril Bayraktaroğlu'ndan. Meral Göktürk servisi kullanacak bu sayının ardından. Ankara Karayolları takımında Meral Göktürk 1989 doğumlu 1.82 boyunda.
Bu arada bantta kalıyor top. Yine de kaldı. Meral karşı alanı gönderemedi. Servis hatası yapıyor. 14-13. Karşıyaka bir kez daha öne geçiyor. Hazal Selin Uygur. Bilge. Kısa pas ortadan ucunda başarı var. İstediği hücum organizasyonunu gerçekleştirdi Ankara Karayolları takımı. Fatma Çimenli. 14-14. Servis kullanıldı. Olga. Serpil. Arka ortadan Dilara geldi. Dışarı gidiyor. Bu hücumdan yararlanamadı Karşıyaka. 15-14 ve Karayolları öne geçiyor Sayın Kazım Hocam. Evet, şu anda öne geçti. Arka takta beklediği pas alamadı. Pas biraz alçak geldi. Bloğu yakalanmamak için o da ne yazık ki avuta vurdu. Bu arada servis hatası ve tekrar skora denge geliyor 15-15. Aslında finale gelen takımlar voleybol adına final etrafında oynadıkları karşılaşmalarda hakkını veriyorlar diyebilir miyiz? İlk maçta da değerlendirirsek şu maçın birinci setindeki yarı bölümüne kadar da geldik. Şu anda iki takım da bunun hakkını veriyor. Gerçekten iyi mücadele ediyorlar. İkisi de inançlı gözüküyor. Ama mutlaka ikisinden biri yenilecek. Şu anda zaten sayılarda başa baş 16-15. 16-15. İkinci teknik molaya da bir sayı farklı önde giriyor. Karşıyaka İzga İnşaat. Birinci teknik molayı 8-5 önde tamamlamıştı. Oyunu force etmeye çalışıyor ama asla Ankara Karayolları da bırakmış değil. Bırakmıyor, mücadele devam ediyor. Jenya nereye kadar oynayabilir? Bence son setlerde yorulabilecek gibi gözüküyor. Arkada defans da çok iyi, servise manşetleri de çok iyi. Gerçekten şu anda oyunun büyük bir kısmını o üzerine alıyor. Ama Karşıyaka daha çok takım olarak oynuyor. Bahar biraz daha etkili öne çıkıyor. Ama gerçekten iyi bir voleybol izliyoruz. Şu anda 16-15 karşılaşmanın birinci setinde ikinci teknik molada üstünlüğü var İzmir Karşıyaka İzga İnşaat'ın. İkinci teknik molada tamamlandı. Mücadelenin birinci setinde başa baş bir mücadele izliyoruz. Servisi ikinci teknik molanın ardından İzmir Karşıyaka İzga İnşaat'ta 7 numarayla mücadele eden takımın pasörü Serpil Dönmez kullanıyor. Bilge topu dışarı gönderiyor Ankara Karayolları Esra Sarı Yıldız'da. Dilara ve Nihal'in blokları çok yüksek olduğu için bloktan kaçmak istedi ama o da başarılı olamadı. Dışarı gitti. 17-15 fark 2 sayı. Servisi Serpil kullandı. Arkalanda Gülçin karşılıyor. Bilge şimdi Esra'ya paraleline gönderdi. Bahar var orada. 4 numarada Olga yükseldi. Serp vurdu. Aynı güzellikte Gülçin çıkardı. Arka ortadan şimdi Jenya, savunmada Bahar fakat daha sonra bu top çıkmıyor. Bahar'ın son müdahalesi yeterli olmadı topu tutma yönünde. 17-16 fark bile iniyor. Şu anda 17-16 bir sayı farkla İzga İnşaat Karşıyaka takımı önde. Servis kullanıldı. Olga karşıladı Serpil. Olga top dışarıda. Out kararı. Son anda rakibin müdahalesi var diyor başhakem Serdar Nişancıoğlu. Evet, elden gittiğini gösterdi. Çok avuttu ama elden gitti. Top servis atma hakkı Olga'da, Karşıyaka'da. Böylelikle 18-16 fark bir kez daha iki sayıya kadar yükseldi. Servisi Olga kullandı. Arkalanda savunma karşılıyor. Son anda müdahale geldi. Topunu da tutmaya çalışıyor fakat top dışarı gidiyor. Bahar Bakırçıoğlu o bölgede topu tutmaya çalışan isim. 18-17 fark bir sayıya indi. Bahar çok hırslı, mücadeleci bir oyuncu. Hem filenin önünde hem arka alanda gerçekten iyi mücadele ediyor. Hücumlarda da bakın. Evet. Çaprazına çok sert ve düzgün vurdu 4 numaradan yaptığı hücumda. 19-17 farkı bir kez daha 2 sayıya kadar çıkarıyor İzmir Karşıyaka. Nihal ile servis kullanıyor Karşıyaka ekibi. Nihal Yeşil 1990 doğumlu, 1.88 boyunda Yeşilyurt'tan transferi Karşıyaka'nın. Bloktan dönen top, etkili blok daha doğrusu, daha sonra müdahale şansı bulamadı. Ankara Karayolları 20-17 oldu ve böylelikle fark
3 sayıya kadar yükseldi. Ardından Ankara Karayolları'ndan mola isteği geliyor. Böylelikle karşılaşmanın da birinci setinde her iki takım da şu ana kadar mola hakkı kullanmamıştı. İlk mola hakkı böylelikle yani dediğiniz gibi başa baş mücadelelerde teknik adamlar bu haklarını son ana kadar saklı tutmayı tercih ediyorlar. Tabii rakibi öne geçtiği zaman oyunu soğutabilmek için, oyunu durdurabilmek, kesebilmek için mola hakkını Özkan Hocam kullandı. Çok doğru bir yerde mola aldı. Ama karşıya da dikkat edersek yavaş yavaş oyunu ağırlığını koyuyor. Yıllarca birincilikte oynayan oyuncuları var, deneyimli bir ekip. Ama Karayolları ona göre daha az deneyimli. Şu anda bu üstünlük Karşıyaka'da gözüküyor. 20-17 fark 3 sayı. Karşılaşmanın birinci setinde servis kullanıldı. Bilge şimdi Jenya vuruyor. Blok out. Bloktan dışarı gidiyor. 20-18 oldu. Şu anda fark 2 sayıya kadar inmiş durumda. 20-18 fark 2 sayı. Servisi Ankara Karayolları takımı kullandı. Serpil bloktan sekiyor, arkalana düşüyor Bahar Bakırcıoğlu'nun smaçı. 21-18 farkı 3 sayı. Aradaki 2-3 sayılık farkı korumayı sürdürüyor. 20'li sayılara girdiğimizde İzmir Karşıyaka ekibi. Evet, Karayolları uzun servislerle Karşıyaka'yı bunaltmaya çalışıyor. Fakat servise manşetlerinde etkili ve Bahar da diğer oyunculara göre fiziği kısa olmasına rağmen çok hırsıyla, tekniğiyle bakın çok iyi mücadele ediyor ve oyunda söz sahibi. Bu arada 2 numaradan etkili uçum yapan isim Şenya Alparslan. Ankara Karayolları takımında en tecrübeli voleybolcusu, en uzun boylu oyuncu oyun alanında aynı zamanda. 21-19 fark 2 sayıya indi. Servisi Şenya kullandı. Bahar karşıladı. Serpil tek ayak üzerine sıçrayarak smaç, blok out. Bakıyoruz. Hayır, banttan döndüğünü belirliyor. Yardımcı hakemin de uyarısı var. Mustafa Çoban'ın, karşılaşmanın baş hakemi de Mustafa Çoban'ın kararını arkadaşlarımız bir kez daha ekranlara getirdi. Evet. Banttan dönen bir top ve sonuçta 21-20 oldu. Fark bir sayı ince. Ardından bu defada İzmir Karşıyaka takımı ilk mola hakkını kullanıyor. 20'li sayılar taktiksel anlamda her iki takım için önemli arz eden bir bölüm haline geldi. Mutlaka şu anda ikisi de birer mola kullandı ve kopma noktası az önce atılan pas tek ayakta dolaştı ama pas alçaktı, etkili hücum yapamadı, yapamayınca da banta vurdu. Burada artık voleybol oynanması gereken yer, voleybol işte buralarda başlıyor, oyuncular buralarda kendilerini gösteriyor. Burada sakin olan, akıllı olan, bilgili olan, bilinçli olan bu seti alacaktır. 21-20 Karşıyaka önde. Servisi kullanan taraf Ankara Karayolları takımı. Bahar Bakırcıoğlu karşıladı servisi. Bahar 4 numaradan çok sert ve düzgün vurdu, top çıkmadı. Bahar'ın etkili smaçı farkı 2 sayıya çıkarttı. 22-20 şu anda fark 2 sayı. Karşıyaka önde 20'li sayılarda. Bahar'la servis kullanıyor. Karşılaşmanın birinci setinde 22-20 Karşıyaka'nın üstünlüğü var. Bahar kullandı servisi. Gülçin karşıladı. Bilge'nin pası. Esra vuruyor. Bakıyoruz temas var mı? Evet, var diyor. Evet, son anda rakibin teması olduğunu belirliyor başhekem Serdar Nişancıoğlu. 22-21 oldu. Fark tekrar bir sayıya kadar indi. Evet, yardımcı hakem uyardı. Elden gittiğini gördü. Başhekem de onun kararına uydu. Ama İsmail Hocam'ın itirazları vardı. Out diye olmadı. Bu arada Sedef Kılıç Aslan oyuna dahil oldu Ankara Karayolları'nda. Meral Göktürk kenarda. Bu arada file üzerindeki mücadelede Serpil karşıladı. Bırakan oyuncu tabii. Kazım Hocam, evet, kendimize de dikkat edelim bu arada. Masa her an oynayabiliriz. Bir aşağı bir kaza yok. Zaman seyircileri de kaza sebebiyeti vermeyelim istiyorum. Onu da kontrol altında tutuyoruz bu arada. 23-21. İki sayılık fark var ve avantajlı konuma geldi Karşıyaka Ankara Karayolları karşısında. Jenya karşıladı. Bloğun arkasına başarılı bir plase izledi Esra'dan. 23-22 tekrar bir sayıya iniyor fark.
Karşılaşmanın birinci setinde 23-22 fark bir sayı. ...23-22 servisi Ankara Karayolları takımı kullandı. Olga karşıladı. Serpil arka ortadan Dilara geliyor. Bakıyoruz top dışarıda. Ucundan sonuç alamadı Karşıyaka ve böylelikle 23-23'e geldi skor. En kritik avantajı değerlendiremedi aslında. İki sayılık farklı öndeydi Karşıyaka. Evet, Serpil ön oyuncu olduğu için arka atak yapmak istedi ama arka atakta başarılı olamadı. Olga yükseliyor. Bloktan dönen top Serpil. Nihal tekrar Olga'yı deniyor. Olga'nın sert sloşu dönmedi. Böylelikle 24-23'e getirdi Karşıyaka. Tekrar 10 numaralı oyuncuları Bilge Güler pasör içeride. 18 numaralı oyuncuları kenarda Sera Erişek ve bu arada 24-23'e gelindiğinde ikinci ve son mola hakkını kullanıyor Ankara Karayolları takımı. İşte artık burada son neler yapabilecekleri çok önemli. Aslında arada da çok bir fark yok. Esasında 24-23 her şey olabilir. Özkan hocam zamanında bir mola aldı. Ne yapması gerektiğini söylüyor. İsmail hocam da daha sakin oyunculara anlatıyor. Şu anda 24-23. Az önce atılan plase çok etkili bir yere düştü. Karayolları buna müdahale edemedi. Ve çok büyük bir hata olarak eksi hanesine yazıldı. ...24-23... molanın ardından servisi Serpil kullandı Karşıyaka'da. Jenya karşıladı. Ortadan oynamak istedi. Son anda müdahale karşı alana gönderiliyor top. Olga yükseldi, blok. Topu çıkarmaya çalışıyor. Top oyunda. Rally devam ediyor. Bilge şimdi 4 numaradan. Esra vurdu, bu top çıkmadı. 24-24 oldu. 24-24'e getirdi. Heyecan devam ediyor. Eskişehir'de Anadolu Üniversitesi 2 Eylül Kampüsü Besyo Spor Salonu'nda Aroma 2. Ligi final etabında oynanan günün ikinci karşılaşmasında 24-24'lük eşitlik var. Servis kullanıldı. Dilara vuruyor. Arka alanda top çıkmadı. Esra müdahale etmek istedi. Topu oyunda tutamıyor. 25-24. 26'ya uzadı karşılaşma. Evet. Zeki hocam heyecan artıyor. Evet. Karşıya avantajlı. Üçlü hücum turu. Bahar da öne geldi. Karayolları pasöründe olduğu için hücum biraz düştü. Bilge. Jenya yükseldi. Çaprazına çok sert ve düzgün vurdu. İkili bloğa rağmen etkili bir smaç izledik Jenya'dan. Çok etkili. Çok yüksek oyuncu. Çok deneyimli. Yani gerçekten onu blokta tutmak biraz zor. Oyuncu değişikliği 11 numarayla Meral Göktürk tekrar oyunda. Sedef Kılıç Arslan kenara alındı. Servisi Ankara Karayolları takımı kullandı. Serpil, Bahar yükseldi. Bu top çıkacak mı? Önce arkalanda 4 numarayla mücadele eden Fatma oyunda tutmaya çalıştı. Daha sonra da takım arkadaşına çarparak oyun dışında kalıyor. 26-25. Selin oyunda, 14 numarayla Gamze kenara alındı Karşıyaka takımında. Set sayısı için servis kullanıyor Karşıyaka. Servisi kullandı Nihal. Jenya tekrar yükseldi, blok geliyor. Bu defa blok başarılı bir şekilde kapatıyor. Ve karşılaşmanın birinci setini Karşıyaka Ankara Karayolları karşısında 27-25 önde tamamlıyor ve setlerde 1-0'lık üstünlük sağlıyor. Maç devam edecek. Eskişehir'de Anadolu Üniversitesi 2 Eylül Kampüsü Besyo Spor Salonu'nda sizlerle birlikteyiz. Ve birinci seti heyecanlı bir şekilde geride bıraktık. 27-25'e uzadı ve Karşıyaka son hücumda, daha doğrusu ikili blokla seti lehine çevirmeyi başardı. Şimdi bakıyoruz bu setin. Bu setin gelgitleri çok oldu Kazım Hocam. Gerçekten çok önemli anlar oldu. Hatta belki Ankara Karayolları bile lehine çevirebilecek durumlara getirdi skoru. Fakat Karşıyaka'daki deneyim, tecrübe biraz daha ağır bastı. Neticede 1-0 öne geçerek belki de diğer setler öncesinde avantaj sağlamış oldu. Tabii Karayolları daha genç bir ekip olduğu için ama çok iyi mücadele oldu. Yani 25-27 iki takım da çok iyi mücadele etti.
Karşıyaka'da Bahar üstünlüğünü şu ana kadar gösterdi. Oyun onun üzerine kuruldu. Burada da Jenya oyunda, fakat son anda dikkat ederseniz onun yaptığı hücuma çok etkili blok yaptılar ve seti aldılar. Oyun zevki açısından iyi bir oyun oluyor. Ama hep aynı oyuncular üzerine oyun kuruluyor. Biraz daha iki takım da paslarını dağıtabilirse, hücumunu değişik bölgelerden yaparsa işleri kolaylaşacak gibi gözüküyor ama iyi bir maç olacak. Şu anda karşılaşmada birinci seti geride bıraktık ve 27-25'lik üstünlüğü var Karşıyaka'nın ve 1-0 öne geçti setlerde. Gerçekten Aroma 2. ligi final etabı heyecanlı başladı. Birinci maçta olduğu gibi ikinci maçın ilk seti de bu şekilde gelişti. Ankara Karayolları bir tarafta genç bir ekip, diğer tarafta deneyimli, tecrübeli Karşıyaka ekibi. Bakalım bu mücadelenin gelecek setleri bizlere neler gösterecek. Maç devam ediyor. Karşılaşmanın ilk setini geride bıraktıktan sonra yine aynı ölçüde heyecanı olacağı bir sete benziyor. Diğer tarafta aslında Jenya'yı da daha aktif kullanabilirse ön turda, özellikle kenar hücumlarında, Ankara Karayolları aynı şekilde birinci sette olduğu gibi Karşıyaka ile başa baş bir mücadele örneği gösterebilecek konumda. Bakalım neler gösterecek. Servis kullanıldı. Bilge arkalarında savunma çıkardı bu hücumu. Bu arada Olga'nın çizgi hatası yaptığını belirliyor. Evet. Ve böylelikle ilk sayı Ankara Karayolları'nın. Yardımcı hakem Mustafa Çoban Olga'nın merkez çizgiyi ihlal ettiğini gösterdi. Servis kullanıldı. Bloktan dışarı gidiyor top. Dilara'nın smaçında top bloktan dışarı gitti. 1-1 oluyor. Karşılaşmanın ikinci setinde 1-1'lik eşitlik var. Servisi Olga Andreyshenko ile kullanıyor. İzmir Karşıyaka İzka İnşaat. Çok sert smaç Jenya'dan karşılık verdi. File üzerindeki mücadele. Arkalanda son anda Olga'nın müdahalesi geldi. Top oyunda. Serpil karşılığına gönderdi. Avantaj Karayolları'nda. Bilge. 4 numarada Jenya. Bu hücumdan istediği gibi yararlanamadı Ankara Karayolları. Bahar plaseyi bıraktı. File üzerinde mücadele devam ediyor. Rally uzadı. Serpil 2 numaradan Dilara vurdu ve bu top çıkmadı. Aslında çok yüksek blok olan bir yere pasını attı pasör. Ceyhan'ın olduğu bölgeye. Fakat gerçekten etkili hücum yaptı 2 numaradan. Ceyhan da blok yapamadı. Böylelikle 2-1'lik üstünlük sağladı İzmir Karşıyaka. Servis kullanılıyor. Arkalanda karşılayan Fatma oldu. Avantaj Karşıyaka'ya geçiyor. Bahar yükselip çaprazına vuruyor. Top dışarı gidiyor. Bu hücumdan Bahar'la yararlanamadı Karşıyaka. 2-2 oldu. Sayın Kazım Tokat, gördüğümüz kadarıyla ikinci sette, birinci sette olduğu gibi oldukça çekişmeye imkan veriyor. Aldığımız, gördüğümüz sonuçlar ortaya çıkardığında. Şu anda öyle gözüküyor. Farklı götüremeyecek iki takım da. İki takım da hiç bırakmadan mücadelesine devam ediyor. Çünkü ikisi için de çok önemli. Bu maçı alan birincilik yolunda büyük bir adım atmış olacak. Karşıyaka 3-2'lik üstünlük sağladı bu hücum sonucunda. Eskişehir'de voleybol heyecanı Anadolu Üniversitesi 2 Eylül kampüsü Besyo spor salonunda devam ediyor. Servisi kullandı Karşıyaka takımı, hata yaptı. Nihal Yeşil servis hatasını yapan isim. 3-3 oluyor durum. Tekrar skora denge geldi. Jenya servisi kullanıyor. Kısa mesafeli bir servis kullandı. Dilara bloktan seken topa müdahale şansı bulamadı. 4-3 Karşıyaka bir kez daha öne geçti. Şu anda Karşıyaka'nın 4-3'lük üstünlüğü var ikinci sette. Dilara kullandı servisi. Etkili servis Jenya. Olga karşıladı. Çaprazına gönderiyor. Sert de vurmadı ama öyle ters yöne gönderdi ki orada topa müdahale şansı bulamadı Karayolları oyuncuları. Pasör gerçekten çok iyi pas attı. Hızlı bir pas ve etkili bir hücumla Karayolları buna
çözüm bulamadı. 5-3 fark 2 sayı. Servis kullanıldı. Bu arada servis hatası Dilara'dan. Karşıyaka takımında 5-4 oldu durum. 5-4 fark 1 sayıya indi. Yalnız Karşıyaka oyuncuları biraz tedirgin. Bakın yüz ifadelerinden biraz tedirgin, rahat değiller. Gerçekten her set çekişmeli geçmeye başladı. Bu arada Elden. Son anda rakibin teması var. Elden 8 numaralı oyuncu Esra Sarıyıldız müdahale yapan oyuncu ve 6-4 oldu 2 sayı. Şimdi her sette zorlanmaya başlarsanız deneyim, tecrübe, belki yorgunluk belirtileriyle diğer setlere olumsuz da yansıyabilir. Onlar da hemen 3 set içerisinde belki bitirmeye çalışacaklar. Tabii düşünceleri o zaten ama bu konuda Karayolları ona pek fazla şans vermiyor. Çok iyi mücadele ediyoruz. Bu arada topu oyunda tutamıyor Karşıyaka. 6-5 fark bir sayı iniyor tekrar. Arkadaşlarımız bir kez daha ekranlara getiriyor. Ersun Öztürk yönetim kurulu üyesi ve diğer yönetim kurulu üyeleri ve federasyon başkanı Erol Ünal Karabıyık. Yanındaki de Eskişehir'den yönetim kurulu üyesi İsmet abimiz. O da Eskişehir'de bir voleybola gönül verenlerden. Evet. Önemli değerlerden birisi. 7-5 fark 2 sayı. Servisi Karşıyaka takımında 5 numaralı oyuncuları Hazal Selin Uygur şu anda kullandı. Ceyhan karşıladı. Ceyhan'a karşılamanı gönderdi. Serpil tek pas oynuyor. Akıllı bir hareket Serpil'den. Çok, çok akıllı bir hareket. Hiç beklenmedik bir anda. İlk maçta da bunu söyledik. Eğer pasör ön oyuncuysa ve fil üzerine gelen bir top varsa bunu çok akıllı olan pasörler içeri atabiliyor. Burada blok yapılması lazım. Ya da 1 ve 5'teki oyuncuların pasör plesesi bekleyip bu topu almaları gerekiyor. Ama şu ana kadar pasörler bu konuda etkili oldular. Ve Serpil'in de bu etkili tek pas oyunuyla 8-5'lik üstünlükle birinci teknik molaya önde giriyor. Karşıyaka Ankara Karayolları karşısında ama ilerleyen bölümlerde gerçekten çekişmeye müsait bir oyun sergiliyor. Ankara Karayolları da asla oyunu bırakmıyor. Birinci sete de baktığımızda birinci teknik molayı 8-5 önde tamamlamıştı. Karşıyaka ikinci sette de böylesine bir üstünlük sağlamış durumda. Final etabındaki her karşılaşma gerçekten final havasında geçiyor Kazım Hocam. Evet, final adı da üzerinde final. Gerçekten bu maç ilk maça göre daha tempolu, daha etkili ve iki takımla mücadele ediyor. Güzel bir voleybol müsabakası izliyoruz. 8-5 fark 3 sayı. Şu anda birinci teknik mola tamamlandı. Servisin ardından Jenya bloktan seken top karşılığına gidiyor. Olga vuruyor. Bakıyoruz. Elden. Hakemlerin kararına top Karayollarında. Dışarıda out kararı geliyor. 8-6 oldu. Fark 2 sayıya indi. Çizgi hakemi elden işaretli. Pozisyon arkadaşlarımız bir kez daha ekranlara getiriyorlar. İşte 4 numaradan Olga yükseliyor, vuruyor ve top dışarıda. Evet, düştüğü evet. Yer dışarıda, bloğunda bir teması yoktu. Jenya bloktan sekti. Arkalanda savunmada Esra karşıladı. Jenya bir kez daha vurdu, bu defa çıkmadı top. Çok sert ve düzgün smaçları var Jenya'nın. Ön turu geldiğinde etkili kullanabilirse çok şeyler yapabileceğini gösteriyor. Evet, şu anda bu ikincilik seviyesinin üzerinde bir oyuncu. Gerçekten çok etkili, çok güçlü ve her vurduğu hücumda karşı sahayı çok zor anlar yaşatabiliyor. İyi bir oyuncu. 8-7 farkı bir sayıya indirdi Ankara Karayolları. Serpil, Olga yükseliyor, bloktan dönen top. Son anda Olga'nın müdahalesi vardı. Dilara karşılığına gönderdi. Bilge, Jenya, bloğun arkasında son anda Serpil'den müdahale bu defa Karşıyaka takımında. Bahar, Bilge, Jenya tekrar bu defa top dışarı gidiyor. Son anda rakibin müdahalesi var diyor. Evet, Nihal'in son teması olduğunu belirliyor, işaret ediyor. Başhakem Serdar Nişancıoğlu bu karara biraz türbünlerde tepki gösterdi. Arkadaşlarımız ekranlara pozisyonu bir kez daha getiriyor. Jenya 4 numaradan yükseldi, vuruyor.
orada bir temas söz konusu olabilir mi buradan? Bence çok yukarıdan vurmuş gibi, temas yok gibi gözüktü ama tabii biz de yanılmış olabiliriz. Nihai karar karşılaşmanın baş hakeminden 9-8. Karşıyaka şimdi tekrar bir sayı farklı önde. Esra karşıladı. Bu defa çok sert vuruyor. İkili bloğa rağmen topu karşılandı, öldürdü Ceyhan. Evet, ikili bloğun arasından vurdu. Blokta bir dengesizlik oldu. Gerçekten şu ana kadar Karşıyaka Jenya'ya karşı bir blokta çözüm bulamadı. 9-9. Şükran karşılıyor. Dilara bloktan sekiyor. Arkalanda Fatma, Bilge, Jenya tekrar 4 numaradan topu karşılığına gönderen isim. Dilara ikili blok. Etkili blokta kalıyor top. Sanki kuleden karşılığına düşmüş gibi bir anda bir görüntü bizi de yanıltabilir. Blokta kalıyor ve sayı Karşıyaka'nın. Blokçunun elinden banta çarpıp kendi sahasına düştü. Kendi sahasına düştü ve ona 9. Karşıyaka'nın üstünlüğü var. Olga'nın servisini istedik. Bilge 4 numarada Jenya ve çaprazına sert bir düzgün vuruyor. Sürekli 4 numarayı kullanıyor. Ön turda 4 numarada vurmayı, oradan hücum yapmayı daha çok tercih ediyor Jenya. Evet, şimdi burada libero'nun durduğu yer hatalıydı. Esasında blok doğru kuruldu. Bloğun boşluğundan 5 numarayı vurdu ama libero biraz 6'ya yakın olduğu için o topu çıkartamadı. Bahar. Tekrar Bahar 4 numaradan vuruyor. Bu defa karşılık veriyor Bahar'la Karşıyaka. 11-10 bir kez daha öne geçiyor. Müthiş bir mücadele aslında. Evet, evet. Servisi Karşıyaka takımında Nihal Yeşil. İkili blok kapattı hücum koridorunu. Bilge. Esra fileye çok uzak kalmıştı. Şimdi Dilara ve top dışarıda. Rakibin teması söz konusu değil. 11-11 oldu durum. 11-11'e geldi tekrar skor karşılaşmanın ikinci setinde. Heyecan gerçekten dorukta hem her iki takım içinde. Kazım Hocam siz de söylediniz. Final etabındaki her karşılaşmanın ayrı bir önemi var. Hatta her sayının, her setin ayrı bir önemi var. Her iki takım da bunu çok iyi bildiği için mücadeleyi son noktasına kadar devam ettirmek istiyorlar. Evet, evet, dediğiniz çok doğru. Çünkü bugün bir mağlubiyet alan takım, onun da çıkma hakkı var. Burada finalde her şey değişebilir. Bugün yenilen takım yarın yenilebilir. 3-2 oynanan maçlarda zaten iki takımın da avantajı çok fazla. İki takım da mücadele ediyor ve oynuyor. Bloktan dışarı gidiyor. Blok out ve 12-12'ye geliyor skor bir kez daha. Şu anda karşılaşmanın ikinci setinde 12-12'lik eşitlik var. Meral. Karşılayan Şükran. Bahar 4 numaradan vuruyor çaprazına. 13-12 öne geçiyor Karşıyaka. Asla bırakmıyor mücadeleyi Ankara Karayolları takımı. Bahar da çok yetkili bir oyuncu. Uzun zamandır ben izlememiştim, görmemiştim onu. DC'de oynadığı yıllardaki gibi hırsından mücadele hiçbir şey bırakmamış. Çok kendini geliştirmiş. Gerçekten kutlamak isterim Bahar'ı. 13-12. Bilge. Esra vuruyor bloktan dışarı gidiyor top. Esra Sarı Yıldız. 4 numaradan etkili hücum yaptı. Adeta Jenya'yı aratmadı diyebilir miyiz orada, evet, o bölgede yaptığı hücumda? Gerçekten etkili bir hücum yaptı. Blokta olmasına rağmen rahat bir şekilde geçti. Bu arada iyi manşet alamadı. Avantaj Karayolları'na geçiyor. Esra aynı şekilde arka arkaya etkili hücumlar. Her iki defasında da o hücum koridorunu ikili blokla kapatmaya çalışıyor ama tabii orada Serpil'in biraz kısa kalması orayı kullanmaya çalışıyor tabii, gördüğüm kadarıyla. Çok akıllı, paralelden hücum yaptı. Serpil'in bloğu diğer orta oyuncuya göre düşük olduğu için ama orada da Bahar bir de paralelde defans yaptı ama düzgün manşet pozisyonu almadığı için de top çıkartamadı. Bu arada müthiş bir smaç plase izledik arka ortadan Jenya'dan. Jenya boyunu da en iyi şekilde değerlendirebilen bir isim. Sizin de söylediğiniz gibi belki de üst kategorilerde yer alabilecek kalitede bir oyuncu. Evet, şu anda dikkat her yerden. 2'den oynuyor, 4'ten hücum yapıyor, 6 numaradan atak yapıyor. Gerçekten gücünü ve fiziğini kullanıyor. Servis kullanıldı. Olga karşıladı bu servisi. Bahar Dilara karşılığına gönderdi. Avantaj Karayolu'na. Tek pas oynamayı tercih ediyor. Buna
cevap verdi. Tekrar üzerine sıçrayarak smaç Karşıyaka'dan bakıyoruz. Bir hata, çizgi hatası diyor. 4 numaralı oyuncunun hata yaptığını belirliyor. Ankara Karayolları takımında Fatma'nın. Pozisyon arkadaşlarımız bir kez daha ekranlara getirdi. Evet, ayak evet. Tamamen geçmiş çizgi. Geçmiş gibi ama ilk etapta sanki havada bir geçiş gördüm. Bastıktan sonra çizgiye bastı. Karşı sahaya boşlukta yapılan müdahaleler hata değil. Önemli olan düştüğü andaki ayaklarının bir kısmı orta çizgideyse hata değil. Ayağı geçti ama düştükten sonra çizgideydi. Tabii hakemin takdiri demek bize göre daha yakın olduğu için daha doğru kararı vermişti. 15-14 bu arada Ankara Karayolları bir sayı farklı önde Kazım Hocam. Evet. Enteresan gelişme. Yine setin sonuna doğru gelince Ankara Karayolları aslında setin başından itibaren öyle pek fazla aranın açılmasına müsaade etmedi. Etmedi. Sanki bir oyuncu sakatlık geçiriyor gibi kenarda müdahale ediyorlar. Şu anda bakalım hemen buradan tabii 8 numaralı Esra az önceki pozisyonda Esra hafif bir sakatlık tedavisi şu anda sürüyor kenarda bench'te Esra Sarı Yıldız Bilge blok ikili blok bu defa kapattı 6 numaralı oyuncuları Tuğçe Akman Esra Sarı Yıldız'ın yerine oyuna dahil olan isim Tuğçe Akman. 1995 doğumlu. Çok genç bir voleybolcu Tuğçe. Tabii 95 çok genç. Yani 95 doğumlu oyuncu. Şu anda Yıldız Esra'nın da önemli bir şey olmadığını gördük. Oyuna tekrar girdi. Değişiklik gerçekleşti. Esra oyunda. Bakın elindeki bantı da çıkartıp attı. Servisi karşı yakada Hazal kullanmıştı. Avantaj tekrar karşı yakaya geçiyor. Serbin Olga paralelli iyi kullanıyor. İyi değerlendirdi. O da Bilge'nin üzerinden evet. Rahat bir şekilde geçmeyi denedi ve başarılı oldu. 16-15 böylelikle ikinci sette ikinci teknik molaya birinci teknik sette olduğu gibi 16-15 önde girmeye başardı. Sanki bir setin tekrarı gibi yani bakıyoruz. Şimdi 8-5 birinci teknik mola, ikinci sette de 8-5. İkinci teknik molalar da birinci sette olduğu gibi 16-15. Yani tek çok dengeli, çok başa baş bir oyun izliyoruz. Evet, dediğiniz doğru. Dikkat ediyorum. Hep hücumlar düşük bloğun üzerinden yapılıyor. Defansta biraz daha doğru yer tutulabilirse, yani o bloğun üzerinden paralelde defans yapılırsa bu topların oyuna tutulabileceğini düşünüyorum ama şu anda iki takım da o konuda etkili olamadılar. Paralelden yapılan düşük bloğun üzerinden yapılan hücumlarda takımlar sayı almaya devam ediyor. İkinci sette ikinci teknik molada 16-15 üstünlüğüyle geçildi Karşıyaka'nın. Selin Uygur. Azal Selin Uygur 1992 doğumlu. Eczacıbaşı'ndan transferi. Bilge. Bu arada blok sayısı geliyor. Esra'nın smacında ikili blok hücum koridorunu iyi kapattı bu defa ve 17-15 farkı iki sayıya çıkardı. Evet. Şu anda iki takımın da pasörü ön turda. Burada arka hücumları devreye sokabilirler. Ya da iki takım da ne yazık ki ortadan çok fazla hücum yapmıyorlar. Genelde hep köşelerden hücum yapıyorlar. Bakın yine 4 numaradan akıllı bir plesi Bahar girdi aldı. Arka ortadan Dilara vuruyor. Top rakibinde temasıyla dışarı gidiyor. Bu defa Dilara tutturdu. Ve böylelikle isabetli bir hücum yaparak Dilara ile 18-15 farkı da 3 sayıya kadar çıkardı. Evet Karşıyaka şu anda seti kopardı gibi gözüküyoruz. Servisi kullandı. Jenya karşıladı Bilge. Kısa pas hücumda karşılık veriyor Karşıyaka. Olga. Arkalanda Gülçin. Bilge, Esra bloktan dönen top dublajda başarı var. Bilge tek pas oynadı. Son anda müdahale geldi. Oyun devam ediyor. Esra vuruyor çaprazına. File üzerindeki mücadelede son müdahale Olga'dan. Zaten o file üzerindeki mücadelede Ankara Karayolu oyuncuları zamanda tiplemeyi yaptılar ve oradan o topun çıkması da çok zordu. Çok zor. Yapabileceğiniz bir şey yoktu. Bazı hakem kararlarına iki takım oyuncuları da tepki gösteriyoruz. 18-16. Fark 2 sayı. Olga savunma çıkardı Karayolları'nda.
Şimdi Jenya 4 numaradan yine etkili oluyor. 18-17 fark bir sayı. Bir anda farkı bir sayı indirdi. Yine sete ortak oldu. Evet, 18-15'ti, 17 oldu. Şu anda da ikili hücum turları. Serpil arka ortadan Dilara geldi ve 19-17'ye taşıdı. Farkı 2 sayıya çıkarıyor. Dilara gerçekten 6 numaradan etkili arka atak yaptı. Ve fark 2 sayı. Servisi karşıya kullandı. Jenya 4 numaradan vuruyor. Savunmada Şükran çıkardı. Serpil 4 numarada Olga var. Blok out yaptırıyor. Blok out yaptırıyor. 20-17'ye getiriyor skoru Karşıyaka. Fark 3 sayı. Şu anda fark 3 sayı. Oyuncu değişikliği. Beril Bayraktaroğlu kenara alınırken 12 numarasıyla Özge Okur oyuna dahil oldu. Ve Bilge kenara alındı. Bu arada 18 numarasıyla Sera Erişek oyuna geldi. İkili bir oyuncu değişikliği. Evet, ikili pasör arkadan kaçıp önde üçlü hücum şansını deneyecek. Hem bloğu yükseltip hem hücumda üçlü hücum yaptırmayı düşündü. Bakalım başarabilecek mi? Jenya vuruyor. Şükran karşıladı. Çok deneyimli bir voleybolcu Şükran'da. Sera pası ortadan oynamak istedi. Şükran aynı şekilde karşılıyor. Olga bloktan top dışarı gitti. Block out. Çok az farkla dışarı gitti. O bölgeyi de çok boş bırakmıştı. Bütün hatları da hücum bölgesine doğru yönelmişti. Tabii genelde bloktan düşen toplar ön bölgeye, hücum bölgesine düşer ama burada bloktan çarpan top dip çizginin dışına doğru çıktı. Voleybolda çok az gözüken bir olay. 21-18. İkili değişiklik tekrar. Hayır, bu defa 17 numaralı oyuncular oyuna dahil oldu. 4 numaralı oyuncuları Fatma Çimen kenara alındı. 17 numaralı oyuncuları Sedef Kılıç Aslan oyunda. Sedef de servis kullanacak Ankara Karayolları. ...1993 doğumlu 1.70 boyunda Sedef. Bu arada servis hatası. Taktik bir servis denedi ama top dışarı gitti. Evet, burada servis kaçırmaması lazım. Set ortak olmak için topu oyunda tutması gerekiyor ama servis kaçırdı. 22-18 4 sayılık fark var. Olga kenarda, Gamze oyunda servis kullanacak. Biraz da arkada manşet alabilmek için Gamze'yi de tercih etmiş olabilir Karşıyaka. Tabii. İkinci libero olarak onu kullandı. Arkada defansa yardım edecek. Mutlaka servisleri de etkilidir. Güvendiği için İsmail Hoca onu oyuna koydu. Doğru bir karar. Bu arada 22-18 fark 4 sayı. Aranın daha da fazla açılmasını istemiyor Karayolları takımı. İkinci ve son mola hakkını kullanıyor böylelikle. Özkan Hocam gerçekten hırslı, mücadele seven bir kişi. Şu anda oyuncuları bunu anlatmaya çalışıyor. Ama hocanın ne kadar verdiği değil, önemli olan sporcuların bunu verilen ne kadarını alıp uygulaması. Birazdan göreceğiz. 22-18 fark 4 sayı. Şu anda fark 4 sayı karşılaşmada. Karşıyaka'nın üstünlüğü var. Şimdi avantajı biraz daha kendi lehine çevirmiş durumda Karşıyaka ekibi. Fakat bu top çıkmadı ve 23-18 oldu. Böylelikle fark 5 sayıya kadar geldi. Sizin de söylediğiniz gibi biraz daha rahatladı Karşıyaka ekibi. Evet, Gamze gerçekten çok akıllı ve etkili servis attı ama bunun karşısında Karayolları bu topu oyunda tutamadı. Gamze kullanıyor servisi. 12 numaralı oyuncu Özge'nin pası. Savunmada Şükran çıkarıyor topu. Serpil, Bahar yükseldi. Blokta kalıyor ve 24 oldu. Blok out ve böylelikle 24-18 fark bir anda 6 sayıya kadar yükseliyor. 6 kez set sayısı hakkı var demektir aynı zamanda Karşıyaka'nın. Evet, Şükran gerçekten az önce siz de söylediğiniz bu oyuna ağırlığını koydu. Çok iyi defans yaptı. Jenya'nın vurduğu etkili smaçları daha çıkarttı. Kendisini kutlamak lazım. Özge'nin pası Jenya vuruyor. Blok out. Bloktan dışarı gidiyor. Bu arada hayır. Yakından görebilirsek sanki Jenya'nın sırtına çarpıp dışarı gittiğini belirliyorlar. Evet. Bu şekilde bir itirazları var Karşıyaka'lı oyuncuların. Bakalım bir kez daha. Evet, evet, değmiş gibi. Temas var. Evet, evet. Biraz orayı tabii fileye bakarken bir anda yanındaki pozisyonda kaçırmış olabilir tabii Başakem.
Bu arada ve servis hatası, top dışarı gidiyor. Böylelikle 25-19'luk skorla ikinci seti de önde tamamlayan Karşıyaka İSKA Ankara Karayolları karşısında setlerde 2-0'da üstünlük sağlıyor. Maç devam edecek. Karşılaşmanın ilk iki setini geride bıraktık ve 2-0'lık Karşıyaka'nın üstünlüğü var. İyi bir mücadele oldu aslında. Karayolları son ana kadar bırakmadı. Ama 20'li sayılara geldiğinde sizin de söylediğiniz gibi tecrübe ağır bastı. Özellikle Şükrü'nün arkalarındaki savunma bölgesindeki 4 numaradan yapılan hücumlarda önemli savunma örneği göstermesi bir noktada Karşıyaka'nın etkili olmasında büyük rol oynadı. Mutlaka. Şimdi şunu belirtmek istiyorum. 2-3 tane kararla ilgili biz buradan yorumumuz yaptık. Şu anda biz oyun alanına belli mesafede uzaktayız. Ama baş hakem Serdar Hocam gerçekten oyunun olan olayların hemen yanında. Biz o şekilde görmüş olabiliriz ama daha yakın olduğu için bu karar vermiş olabilir. Gerçekten çok iyi bir set oldu. İki takım da mücadele etti. Bahar Karşıyaka'da, Jenya Karayolları'nda ve Karşıyaka'nın liberosu Şükran gerçekten görevini çok fazlasıyla yapıyor ve topu oyunda tutuyor. Takımına hırs ve mücadele katılıyor. Şu anda iyi bir voleybol müsabakası izliyoruz. Karşılaşmanın ilk iki seti geride kaldığında bir noktada Karşıyaka bir puanı garantilemiş durumda. İlk set geride kaldığına göre. Evet. Şu anda başlamış durumda. Alacağı bundan sonraki set 3 puanı getirecek. Tabii ki alacağı set 3 puanı getirecek 3 seti aldığına göre. Tabii Ankara Karayolları da son ana kadar bu şansını puanla veya set sayılarla başlamak istediği final etabını devam ettirmek istiyor o şansını. Şimdi Karayolları gerçekten Jenya'nın üzerine kurulmuş bir takım. Bazı oyuncular da ona yardımcı olmaya çalışıyor. Ama fizik olarak, güç olarak yeterli kalmıyor. Karşıyaka çok deneyimli oyunculardan kurulmuş. Daha çok inanmış onlar. Daha çok mücadele ediyorlar. Şu ana kadar oyun ağırlıklarını koydular. İki set öndeler. Dediğiniz gibi en kötü şartlarda bir puanı hak ettiler ama bu müsabaka sanki bu şekilde bitecekmiş gibi gözüküyor. Şu anda da ilk set geride kaldığında üçüncü set hem Karşıyaka için hem de Ankara Karayolları için büyük önem taşıyor. Bakalım bizlere de neler gösterecek. Dikkat ederseniz Karşıyaka'lı maç devam ediyor. Sevgili izleyenler, Karşıyaka'lı taraftarların da desteği maç başından itibaren devam etti Kazım Hocam. Az önce onu söyleyecektim. Setin sonlarına doğru onlar da otururlar, nasıl set alıyoruz diye. Hiç tezahürat yapmadılar ama şimdi 3. sette yeniden başladılar. Onların da büyük bir katkısı oluyor. Orada 3 pasta topu karşı alana gönderemedi ve Ankara Karayolları 1-0'da üstünlük sağladı. Servisi Karayolları takımı kullanıyor. Bir sıfırlık üstünlüğü var. Paralelini tercih etti fakat dışarı gidiyor. Out kararı geliyor. Böylelikle Esra hatalı servis 1-1 oldu durum. Üçüncü sette 1-1'lik eşitlik var. Olga servisi kullanacak Karşıyaka takımında. Başhakem Serdar Nişancıoğlu işaretini verdi. Bilge Cenya vuruyor. İkili blok kapattı. Didara ile Nihal ikilisi etkili blokla Cenya'nın hücum koridorunu kapatmayı başardı. Şu anda da 2-1 oldu durum. Tekrar bir sayı farklı öne geçiyor Karşıyaka. Olga kullanıyor servisi. Esra karşıladı. Bilge bloktan dışarı gidiyor. Tekli blokla kapatmaya çalıştı. Bahar ve dışarı giden top skora 2-2'lik eşitlik getirdi. Servis kullanıyordu. Arkalanda Olga karşılıyor. İstediği gibi hücum yapma şansı bulamadı çünkü iyi manşet alamadı arkalanda.
Tabii pasör arka oyuncu olduğu için Serpil içeri kaçan topa tekeriyle müdahale etti ama hakem de ona hatalı vuruş çaldı. 3-2. Son anda müdahale geldi Şükran'dan. Top oyunda Bilge. Arka alanda savunma bölgesinde Olga var. Bahar vuruyor ve karşı alanda kalıyor top. 4 numaradan Bahar'la etkili hücum yaptı. Skor 3-3 oldu durum. Cihan Yaz önce blokta yakalanınca bu sefer pres atmayı denedi ama presiyi de karşıya kadar rahatlıkla karşılayıp 4 numaradan Bahar'ın etkili hücumuyla sayı kazandı. 3-3. Arka alanda servis karşılandı. Cenya çaprazına çok sert ve düzgün vuruyor. Bloklar kurtarıyor topu. Ve 4-3 Karayolları öne geçiyor bir sayı farkla. Şu anda bir sayı farkla önde Ankara Karayolları. Servis kullanıldı ve dışarı gidiyor. Avut kararı. Bilge'den servis hatası. 4-4 skora denge geliyor. 3. sette 4-4'lük eşitlik var. Bu arada etkili servis geldi Dilara'dan. Çok kritik bir servis. Dışarı gidecek diye bıraktı Ankara Karayolu oyuncuları. Evet, öyle tahmin ettiler ama yanıldılar. 5-4 bu defa öne geçen taraf Karşıyaka. Gülçin karşılıyor. Kısa pas ortadan ucunda, topu oyunda tutamıyor Karşıyaka. Çok az kullandıkları bir bölgeyi ortadan pas attı. Genelde hep Jenya hücum yapıyordu. Biraz daha bunları denemesi lazım. Çünkü bir kişiye karşı oyun üzerine kurduğunuzda rakip ona göre önlem alıyor. Biraz hücum yönlerini değiştirmesi gerekiyor Karayolları'nın. Serpil. Teker hücuna sıçrayarak smaç Selin'den geliyor. 5 geçti. 6-5. Bir sayı farklı öne geçiyor Karşıyaka. Azal Selin Uygur. Genç bir voleybolcu da. İzmir Karşıyaka İSKA inşaatı oynuyor. Eczacıbaşı'ndan transferi. Servisi Bahar kullandı. Blok arkalandı. Bu defa 4 pas banttan döndüğünü belirliyor topun. Serdar Rışancı oldu ve 7-5 farkı 2 sayıya çıkarıyor Karşıyaka takımı. Evet, yardımcı hakem 4 vuruş işaretini yaptı. Baş hakem de onu uyurdu. Gerçekten top banta vurdu. Bahar Bakırcıoğlu. Şenya. Bilge. 4 numarada Esra var. Bloktan sekiyor. Olga karşıladı. Serpil. 4 numarada tekrar Olga var. Bu bakıyoruz. Son anda bloğun da teması söz konusu. Bak dışarıda ama bloğun da teması söz konusu. 8-5. Şu anda 3. sette 1. teknik molaya önde giriyor. Yine 3 sayılık bir fark. Bakalım 2. teknik molada bir 16-15'lik skor tekrar eder mi dersiniz? Olabilir. Yardım neden olmasın? Şu ana kadar hep aynı şekilde gitti. 3 setleri 8-5 Karşıyaka önde gidiyor. Bu şekilde gidecek gibi gözüküyor. Arada birinci sete bakıyoruz. Tabii ki 27-25'e kadar uzamış. İkinci sette aslında 20'li sayılara kadar çok dengeli gitti de. Orada 10 açıldıktan sonra ara bir daha toparlayamadı. Aradaki farkı kapatamadı Ankara Karayolları. Ve bu avantajı iyi değerlendirdi Karşıyaka. 25-19'luk farkla kapattı. Şu anda 8-5 farklı tekrar 3 sayılık bir farklı birinci teknik molada üstünlüğü var. Evet, ilk setteki o mücadele 27-25 kaybedince Karayolları biraz genç bir ekip olduğu için oyundan düştü. İkinci set 25-19. Bu sette o şekilde devam edecek gibi gözüküyor ama Özkan hocam kenardan sürekli oyuncularını hırslandırmaya çalışıyor. Oyunda durmalarını söylüyor ama genç ekip olduğu için biraz işleri zor. 8-5 fark 3 sayı. Bahar kullandı servisi. Bilge. Esra ve blokta kalıyor top. Bloktan oyun alana düşüyor. 8-6 fark 2 sayıya iniyor. Karşılaşmanın şu anda 3. setinde 8-6 üstünlüğü var Karşıyaka takımının. Serpil bloktan dışarı gidiyor top. 2 numaradan etkili hücum yaptı Karşıyaka takımı ve 9-6 oldu. Fark bir kez daha 3 sayıya kadar çıktı. Selin Karşıyaka takımında
genç oyuncu şu anda servis kullanıyor. Gülçin, Bilge, Esra vurdu, tekli blokla kapatıyor. Nihal tekli blokla kapattı. Gerçekten hiç blok şansı kalmamıştı. Yardım da yoktu Nihal'e. Tabii orada bence hücumcu çapraz yerine paraleli kullansaydı daha işi kolaydı. Ama herhalde pas uzamadığı için o da paraleli dönemedi ve bloğu yakalandı. Servis kullanılıyor. Jenya ortadan hücumda ikili blok kapatıyor. Şimdi iki numaradan hücum yaptı. Bu arada file hatası işareti geliyor. İkili blok esnasında file hatası yaptı. 10'a 7. Fark 3 sayı. Bahar, Serpil, arka ortadan rakibe temas söz konusu değil. Aslında pasın seviyesi biraz bant seviyesinin altına düşmüştü orada. Evet, pas ancak alçaktı. Ancak karşılığına gönderebilirdi. O da topun altına vurdu ve avutuyor. Bahar, 10'a 8, fark 2 sayı. Olga yükseldi, bloktan dönen top dublaj. Başarı sağladı karşıya. Olga topu karşılığına gönderemedi. Filede kaldı. Fark bir anda tekrar bir sayıya kadar iniyor. Olga üst üste iki tane hücum yapamadı. İlk hücum geri döndü. Açılamadığı için gerçekten kendisine hiç yakışmayan bir hücum yaptı. Bu arada da ilk mola hakkını kullanan da İzmir Karşıyaka takımı oldu. Evet, evet. İlk defa o şekilde oldu. Şimdi 3 sayılık farklar var. Tekrar aradaki farkı 1'e indirdi. Çok enteresan. Diğer ilk 2 set geride kaldığında 3. sete de bakıyoruz. Sanki bir tekrarı gibi. Evet, şu anda o şekilde gözüküyor ama mücadele olarak da aynı şekilde, farklar da aynı şekilde, hiç açılmıyor. Evet, evet, hepsi birbirinin devamı gibi ama İsmail Hocam yerinde bir düşünceyle, oyunu soğutma amacıyla oyunu durdurdu ve şu anda gerekli taktikleri verdi. Ona 9 büyük bir çekişme devam ediyor. Servisi Ankara Karayolları takımı kullanıyor. Karşıyaka'nın molası tamamlandı. Serpil, Olga 4 numaradan hücum yapıyor. Bloktan seken top. Bilge, Olga son anda müdahalesi. Serpil arka ortadan Dilara geldi. Jenya karşıladı. Ortadan oynamak istedi. Tekli blokla Nihal. Bilge fileye uzak kaldı biraz. Savunmada Şükran. Serpil 4 numarada Olga. Bir kez daha yükleniyor. Bu top çıkmadı. Şimdi kaçıncı aksiyonu Olga'nın? 3. veya 4. aksiyonu. Sürekli 4 numaradan Olga'yı arka arkaya kullanırsanız 5. bir pas gelseydi herhalde Olga yükselemeyecekti galiba. Doğru söylüyor. Pasör önünde olduğu için başka seçeneği yoktu. Ortayı da kullanamadığı için hep Olga'yı 4 numarayı kullandı. Ama bu set Olga daha üstüne oynuyor. Ondan önceki setlerde Bahar ön plandaydı. Şimdi Olga da devreye girdi. Bakın hep Olga 4 numara. Bu top da çıkmadı. 4 numaradan sürekli Olga etkili hücumlar yapmaya başladı. O da nefes nefese kaldı. Aslında tabii, buradan bile hissediliyor, belli oluyor. Tabii kolay değil. Şimdi Karayolları'nda Bilgi önde pasör. Onun da bloğu düşük olduğu için Olga oradan çok rahat avut atılan bir servis. 12-10. Fark 2 sayıya iniyor. Servis hatasında sayı Karayolları'nın. Bu arada Karayolları'da müthiş mücadelesini aynı şekilde ilk 2 sette olduğu gibi devam ettiriyor. Bu arada etkili bir servis geldi ve böylelikle fark bir kez daha bir sayıya kadar iniyor. 12-11 evet, oluyor durum. Olga karşıladı servisi. Nihal. Şimdi Olga 2 numaradan vuruyor. Top dışarıda. 12-12 oldu. Karayolları farkı kapattığı gibi eşitliği sağlıyor. Evet, evet. Şu anda 12-12. Oyuna denge geldi. Jenya da önde şu anda. Dilara. Savunmada Gülçin başarılı topu çıkardı. Jenya. Arkalarında savunmada Bahar. Dilara. Top bant seviyesinin altına düşünce istediği gibi hücum yapamadı Karşıyaka. Serpil. Dilara 4 numaradan vuruyor. İkili blok geldi. Dilara'yı kapattı. Ve böylelikle Dilara'nın hücum koridorunu iyi kapatan ikili blok Ankara Karayolları'nı 13-12 öne geçirdi. Dilara topu çok düşürdü. Esas karşısında yüksek blok yoktu ama çok düşürdüğü için çok rahat bir şekilde bloğu yakalandı. Fizik üstünlüğünü kullanamadı.
Dilara bir kez daha 4 numaralı hücum yapıyor. Bu defa bloktan sekiyor top. Oyun alanına düşüyor. 13-13 oluyor durum. O da 13-13. Sanki pasörüne biraz daha yüksek pas at dercesine. Çünkü paslar alçak geliyor gibi. Zor hücum yaptı. 13-13 eşitlik var karşılaşmada. Olga kullandı servisi. Şenya çok sert ve düzgün vurdu çaprazına. 14-13 takımını bir kez daha öne geçiriyor. Ankara Karayolları takımı Karşıyaka karşısında öne geçiyor. Bir sayı farklı önde. Servisi Fatma ile kullanıyor. Fatma Çimen. Serpil. Bahar. Adeta Olga bir taraftan. Dilara aynı şekilde. 4 numarayı iyi kullanan isimlere şöyle baktığınızda Bahar ön planı. Dilara'dan önce aslında Olga ve Bahar orada daha fazla etkili gibi. Tabii şu anda hep hücumlar 4 numaradan, Bahar ve Olga'dan. Ortadan çok fazla hücum olmadı. Burada da Jenya. Jenya biraz gerisine düştü. İkili blok başarılı. Top oyunda. Avantaj Karşıyaka'ya geçiyor. Serpil. Bahar bir kez daha yüklendi. Blok out. İyi istiyorum. Tabii çok iyi sıçrıyor. Çok teknik bir oyuncu. Zaten pasörün oraya atması da çok doğru. Burada Jenya var. Blok çok yüksek. Haklı olarak Bahar da oradan çok rahat bir şekilde kısa olmasına rağmen çok sıçrayıp dikkat ederseniz havada durabiliyor. Sıçrayıp toplara vuruyor. Nihal kullandı servisi. Jenya. Dilara. Serpil. 4 numarada Bahar var tekrar. Gülçin çıkarıyor bu topu. İkili mücadelede bu defa plase ile karşılığına gönderen Ankara Karayolları takımı skora 15-15'lik eşitlik getiriyor. İlk iki setteki ikinci teknik mola tekrar edebilir. 15-15. Karayolları alırsa 16-15. Bu defa aynı skor ama bu defa Karayolları önünde kapatmış olacak. Ortadan ucumda bloktan top dışarı gidiyor. Ve böylelikle karşılaşmanın üçüncü setinde ikinci teknik molaya 16-15 önde giren taraf Karşıyaka İSKA İnşaat oldu. Şimdi setlerin hepsine 3. setin bu bölümüne kadar bakıyoruz. Her şey aynı değerler. Hep aynı. Hep aynı. 1. sette 8-5, 16-15. 2. sette aynı. 3. sette de aynı. Ama aralar pek açılmıyor. Ne olursa zaten bu 2. teknik moladan sonra yavaş yavaş farklar ortaya çıkmaya başlıyor Kazım Hocam. Tabii biz antrenörler hep voleybolcularımıza şunu söyleriz. Yani 20. sayıya kadar alınan sayılar da önemlidir ama esas voleybol 20. sayıdan sonra başlar. Orada artık voleybolculuğunu, liderliğini ön plana çıkartıp sayı kazanmak oralarda daha zor. Birçok oyuncu risk almak istemez. Oyundan kaçmaya çalışır ama voleybol 20'den sonra başlar. Böylelikle ikinci teknik molada tamamlanıyor. İSKA İnşaat'ın Karşıyaka takımının 16-15'lik üstünlüğüyle teknik molanın ardından servisi Dilara ile kullanıyor Karşıyaka takımı. 16-15 servis kullanıldı. Gülçin karşıladı. Bilge ortadan ucumda son anda Olga'dan müdahale. Dilara karşılığına gönderdi. Avantaj Ankara Karayolları'na geçiyor. Bir kez daha ortadan ucumu deniyor ve başarı sağlıyor. Dikkat ederseniz 16-16. Ortadan yapılan hücumlarda iki tarafta pek çaresiz kalıyor ama çok fazla ortadan hücumları iki takımda kullanmıyoruz. Servisi Jenya kullandı. Erpil teker üzerine sıçrayarak smaç. Bakıyoruz. Blok etkili oluyor. Blok ve bant karışımı. Bant karışımı, blok ve bant karışımı. 17-16 Karayolları öne geçiyor. Evet, yani bu set her şey olabilir. Karayolları da alabilir. Serpil. Bahar ve bloktan dışarı gidiyor top. 17-17'ye geliyor skor tekrar. Müthiş bir mücadele. Aslında buradaki hırslı mücadelesi Karşıyaka'nın özellikle 3-0'a net bir skorla oyunu bitirmek, uzatmak istemiyor. Diğer setlere uzamasını istemiyor karşılaşmanın. İstemiyor ve yarın ve diğer gün oynayacağı müsabakalarda da çok fazla yorulmak istemiyor. Esra vuruyor top dışarıda. Son anda müdahale var. Bloğun teması söz konusu. 18-17 Karayolları öne geçiyor. Şu anda Karşıyaka karşısında 18-17 üstünlüğü var Ankara Karayolları'nın.
Bahar, Serpil, Olga yükseldi. Bu top çıkmadı. 18-18 oldu. Skora denge getirdi. Şu anda 18-18'lik eşitlik var karşılaşmada. Herhalde oradan çapraz 4 numara atacak. Jeya karşıladı bu servisi. Top dışarıda. Rakibin teması söz konusu değil ve 19-18 İzmir Karşıyaka İSKA İnşaat önüne geçiyor. Ankara Karayolları karşısında ve setin de kritik bölümlerine giriyoruz. 20'li sayılara doğru adım atmak üzereyiz. Seninle servis kullanıyor. İşte buralarda ne yazık ki deneyimsiz takımlar hata yapıyor. Ve ikili blok kapattı Esra'nın hücum koridorunu. 4 numaradan Esra ile hücum yapmak istedi fakat ikili blok müsaade etmedi. Evet. Normalde pasör de önde, Yedinoğlu kaptanları Karşıyaka'nın, Olga da önde. Ama hücumu geçemedi. Nedense bu tür ekipler, genç ekipler bu sayılarda biraz daha az risk almak istiyorlar. Çok etkili olmak istemiyorlar. Etkili olmadıktan sonra da seti alma şansın hiç kalmıyor. Ve şansın azalıyor. 20-18 fark 2 sayı ve ardından bu arada tabii ki Ankara Karayolları'nın da ilk mola hakkı gelmiş oldu. Şu ana kadar her iki takım da birer mola haklarını tamamladılar. Evet. Setinde 20'li sayılar bölümüne girmiş bulunuyoruz. Evet, iki takım da birer mola kullandı. Mola tamamlandı. Servisi Selin'le kullanıyor Karşıyaka. Farkı iki sayıya çıkarmayı başardı. Etkili bir servis geldi Selin'den. Biraz gerisine düştü. Fakat zor pozisyonda sayı çıkarıyor. Olga'nın son andaki müdahalesi diğer takım arkadaşlarının da topu iyi kontrol etmesini engellemiş oldu. Tabii o top Olga'nın değildi. 5 numaradaki oyuncunun da ama Olga alabileceğini düşündü. Fakat olmadı. Başarılı olamadı. 20-19. Servis kullanıldı. Şükran, Serpil, Olga top oyunda. Bilge, arkadaş Jenya, son anda Bahar, Serpil, Olga yükseliyor. Arka alanda savunma çıkardı topu. Rally devam ediyor. Serpil 4 numarada Olga. Bir kez daha yükseldi top dışarıda. Son anda müdahale blok var Bilge'den. Blok out. Blok out. Son evet. Anda bloğun teması var. Ve 21-19 oluyor fark 2 sayı. Esas orada ellerini çekiverse çok dışarı avuta gidecek ama yapamadı, düşünemedi. Bir kere yükseldi. Evet. Serpil kullandı servisi. Gülçin. Tekli blokta yakalıyor. Ortada Nihal Dilara'yı destekleyemedi orada. Evet. Şükran da ilk defa hata yaptı. Çok içerideydi. Top biraz kenar çizgiye gelince defans yapamadı. 21-20. Karayolları servisi kullanıyor. Bir sayı farklı önde 20'li sayılarda İzmir Karşıyaka. Servis kullanıldı. Olga karşılıyor. Serpil 4 numarada şimdi Dilara var. Top oynanan içine düşüyor. 22-20. Biraz da şans sayısı. Tabii farkı 2 sayıya çıkardı. Avuta da gidebilirdi. Jenya da alabilirdi. Şimdi iki takımın da kuvvetli üçlüleri önde. Ama şu anda bu arada oyuncu değişik. Gamze oyun alanına dahil oluyor. Evet. Biz bu arada eğer zamanımız kalırsa tabii ki Federasyon Başkanı'nı da eğer protokolde yakalayabilirsek siz yorum yaparken maç sonunda onu da burada röportajı almak isteriz. Tabii. Karşılaşmayı izliyor şu anda tribünde de. Hem yarın oynanacak Teledünya Türkiye Kupası hazırlıkları konusunda da kendisinden bilgiye değerlendirme almış oluruz. Evet. 23-20'ye getirdi sevgili izleyenler. Karşılaşmada skoru Karşıyaka Karayolları karşısında. Bahar çok etkili bir hücum yaptı. Gerçekten bu topun çıkartılması çok güçtü. Ve maçın alınmasını büyük ölçüde kazanmaya çalışıyorlar. Karşılaşmanın şu anda 3. setindeyiz. Fark 3 sayı, 23-20'lik üstünlüğü var. Ve 2. son mola hakkını kullanıyor Ankara Karayolları takımı. Mücadelede nefes nefese bir mücadele. Gerçekten Ankara Karayolları'nda kutlamak lazım. Final etabına kadar geldi.
bu mücadeleyi de gösterdiğine göre final etabını da hak ettiğini gösteren bir oyun sergiliyor şu ana kadar. Dediğiniz doğru. Hepsini kutlamak lazım. Çok genç bir ekip. Özkan hocamız da çok genç bir ekip. Bir devlet kuruluşu, bir devlet kulübü. Hepsini kutlamak lazım başkanından en alt kesimine göre. Gamze'nin etkili servisini izledik. Cenya. Avantaj Karşıyaka'ya geçiyor. Serpil. Bahar yükseldi. Bloktan sekiyor. Topu çıkarmaya çalışıyor. Fakat bütün çaba yetmiyor. Yetersiz kalıyor daha doğrusu. 24-20'ye geliyor. Maç sayısı için servis kullanıyor. Maç sayısı için servis kullanıyor şu anda. Gamze. Servisi kullanan etkili servisleri de var Gamze'nin bu arada. Bu bölümlerde İsmail Hoca oyunu alarak ondan yararlanmaya çalışıyor. Evet. Bilge Jenya yükseldi. Blok sayısı geldi ve maç geldi. 3-0 oldu. Evet. Bu arada hemen biz röportaj hazırlıklarımızı yapalım. Siz de yoruma devam edin maçla ilgili. Evet. Müsabakanın başında dediğimiz gibi Karayolları Jenya ağırlıklı bir takım oluşturmuş. Gerçekten bu ligde biraz fazla bir oyuncu. Fizik, teknik, güç olarak. Ama tek kişiye karşı önlem almak biraz daha kolay. Karşıyaka da bunu başardı. Burada Karşıyaka'dan Bahar'ı kutlamak lazım. Gerçekten hemen şu tarafa dönelim başkanım. Arkadaşlar burada bizleri takip ediyorlar. Final etabına geldik bayanlarda. Aroma 2. liginde 1. lige yükselecek olan takımlar belli olacak. Ama Eskişehir'de önemli organizasyon var. İlk gününde saat 22'ye geliyor. İki karşılaşmayı da izlediniz. Önce Aroma 2. ligindeki final... Gördüğünüz gibi üstüde müsabakalar oynanıyor. Daha 2 gün var. Bugünden bir şey söylemek mümkün değil. Bu tür final havası çok farklıdır biliyorsunuz. Bütün takımların şansı hala bence var. Ümit ederim herhangi bir problem yaşanmadan, herhangi bir sakatlık olmadan pazar gününü görürüz. Bütün takımlara başarılar diliyorum ben. Bu arada Eskişehir'de bir voleybol heyecanı var. Daha da festivali var diyebiliriz. Hem bayanlar final etabı hem de erkekler tele dünya final etabı. Türkiye Kupası karşılaşmaları var. Yarın başlayacak. Bu konuyla dedik kısa bir...